İşimiz gücümüz dedi, artist resimleri toplamak, koleksiyon yapmak. Yatak odasında artistlerin resimleri, çalıştığı büroda, yazıhanede artistlerin resimleri, albümünde artistlerin resimleri, koleksiyonunda artistlerin resimleri, adeta milyonlarca delikanlının beyni uyuşuyor, artistlerin o şehvet kadınlarının, fuhuş kadınlarının sinesine, yüzüne, gözüne baka baka hayatı bu şekilde telakki ediyor, seksto manyak bir nesil meydana geliyor. Seksto manyak, seksten başka, fuhuştan başka bir şey kabul ettiremiyordu. Böyle işim gücüm artist resimleri toplamaktı hocam dedi. Rezil olmuştum dedi. Hasbelkader bazı nasihat dinledim, işittim. Kendi kendime dedi, döndüm, hayıflandım. Yazıklar olsun bana, ben bu kadar perişan bir insan mıyım dedim. Döndüm dedi, namaz hocası aldım, abdestli namazı öğrendim. Ve namaz kılmaya başladım dedi. Fırsat buldukça camiye gitmeye başladım dedi. Vaaz-ı nasihata gelmeye başladım. Bu sefer de karşıma babam çıktı dedi. Babam çıktı ve benim namazıma, benim abdestime, benim hayatıma tam manasıyla karşı koymaya başladı. Öz babam dedi. Ve çağırdı dedi. Bir mağazamız var dedi. Bir dükkanımız var, işletiyoruz. Çok da işlek bir dükkan. Bir gün, bir saat içerisinde beni bulamadı. Geldiğim zaman sordu dedi, neredeydin oğlum? Namaz kılmaya gitmiştim baba deyince, beni dedi, o kadar hakaret altına aldı ki, oğlum dedi diyor, oğlum namaz kılmak, camiye gitmek, cemaatin arasına katılmak, İşi gücü olmayanların işidir namaz kılmak. Senin işin var ya, namaz dedi dedi diyor. İşi gücü olmayanlar namaz kılar. Fakir fukara namaz kılar. Zenginler, işi olanlar, mağazası olanlar, dükkanı olanlar namaz kılar mı oğlum? Sen bırak bu işi, seni gebertirim dedi ve beni öyle dövdü, öyle dövdü ki perişan etti hocam diyor. Şu cemiyete bakın ya. Baba evladından bir şey anlamıyor, evlat babasından bir şey anlamıyor. Nerede kaldı birbirine merhamet etsin? Merhametin ne olduğunu bilmiyor adam. Zulme alışmış, kepazeliğe alışmış, Yahudi gibi dünyayı toplamaya alışmış, ahiret namına bir şey kabul etmiyor adam. Milyon